Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de bir eşkenar dörtgen ve şunlar birbirine eşit verilmiş. Madem eşkenar dörtgen bütün kenarlar eşit değil midir gençler? Evet. E 72 ise buradaki açı. Bu 180'e tamamlayanı 108 derecedir. 108'den 38 çıkartırsak ne kaldı arkadaşlar buraya? 70 derecem kaldı. E, hocam bu da bir ikiz kenar bakın. Eşitleri yazınca ikiz kenar çıktı. 70 ise o zaman burası da 70 yaptı. 70, 70, 140'dan buraya 40 kaldı. E hocam şu açıda 72 derece değil mi? Evet karşıt açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. X artı 40 eşittir 72 ise X de buradan kaç çıkar? 32 çıkar. Yani cevabımız Edremit oldu. ABCD eşkenar dörtgen ve şunlar köşegen vermiş. Köşegenler dik kesiyordu ve köşegenler açı ortaydı arkadaşlar. Şöyle bu da açı ortay, bu da x. Hatta burası da böyle x x karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. E, şimdi ne yapacağız hocam? 72'yi falan kullanmalıyız. Şuradaki açıların da eşitliğini kullanmalıyız. Ben buraya a a dersem hocam burası 2 a iken burası da 2 a değil midir? Evet. E, burası 4 a ise burası da 4 a. Bunlar da 2 a 2 a. E hocam bakın şuradaki üçgende ben artık 72'yi kullanabilirim. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi arkadaşlar? Evet. 2A ile A'nın toplamı 72 yani 3A eşittir 72 ise A'yı buradan kaç buluruz? 24 buluruz. Hocam A 24 ise bakın A 24 ise burası 48 yapar. 48 ile X'in toplamı da kaç yapacaktır arkadaşlar? 90 derece olacağından X'i de kaç derece buluruz? 42 derece buluruz. Cevap C'han. ABCD bir eşkenar dörtgen arkadaşlar paralel kenarda nasıl davranıyorsak burada da öyle bak burası 90 Z'den dolayı buranın da 90 olduğuna hemen yapıştır. E hocam 3 kök 2 her yer 3 kök 2 o zaman soru bitti. Niye hocam? Pisagor'dan şurayı buluruz. A kare artı 2 kök karesi eşittir 3 kök karesi deriz. 18'den 8 çıktı. A kare buradan 10'a eşit oldu. Sonra burada Pisagor bağıntısında x kare de a kare artı 3 kökkinin karesi olduğundan dolayı x kare buradan a kare dediğimiz 10 artı 3 kökkinin karesi de 18 yani 28 yaptı. x de buradan kök 28. O da nedir? 2 kök 7'ye eşittir gençler. Yani cevap denizli oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen burada bir oran verilmiş. DF uzunluğu K iken FC uzunluğu 3K verilmiş. E hocam her yer 4K 4K burası da 4K burası da 4K yazamıyorum parçalı bir şekilde. Ne yapacağız arkadaşlar? Valla arkadaşlar şunu yapabiliriz. Çok değişik yollardan yapabiliriz aslında. İlk yolumuz şu. Hocam eşkenar dörtgen yazdık eşitlere. Burası alfa ise burası da alfa değil midir? Evet. E buraya beta dersem burası da betadır. Bu üçgenler benzer oldu mu? Oldu. Bir tane daha yoldan göstereceğim yalnız. En mantıklısı tabii ki bu. 90'ın karşısı 3K'nın 90'ın karşısı 4K'ya oranı eşittir. Nedir arkadaşlar? burada alfanın karşısı 6'nın buradaki alfanın karşısı x oranı diyeceğiz. Buradan da 24 bölü 3 x eşittir 24 yaptı. x de buradan kaç yaptı? 8 yaptı. En mantıklı çözüm bu. Bir başka çözüm de şu mavi şeyle yapayım. 1'e 3 oranı nasıl kullanırız hocam. Şunu şöyle uzatabiliriz şöyle. Uzattığımız zaman burası 1'e 3 ya. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. E hocam bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği. Bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği. Yüksekler birbirine eşittir deyip direkt 8'i işaretleyebiliriz. Yani cevap balık kesir çıktı. Bu da ikinci yol ama bu biraz şeye kaçıyor. Şu benzerlik daha mantıklı tabii ki. Cevap balık esir. Bir kenarı 10 kök 13 santimetre olan eşkenar dörtgen biçimindeki iki aynı A ve B noktalarından çivi ile duvara şekil birdeki gibi asılı iken konsoldan 82 cm yüksektedir. Tamam. E arkadaşlar burası neymiş? 10 kök 13'müş. Eyvallah. Şurası da 82'ymiş. Daha sonra diyor devam edelim. Daha sonra, burası 10 kök 13. Daha sonra bir iç mimar daha güzel gözüksün diye sağdaki aynayı sağa sola kaydırmadan direkt aşağıya almış. Ve şekil 2'deki gibi konsoldan 42 santimetre yüksekte tutmuş. Yani kaç santimetre aşağı almış? 40 santimetre aşağı almış arkadaşlar. Tamam. E arkadaşlar önceden bu nasıldı? Şeklimiz şöyleydi değil mi? Şu şekilde şey yapalım. Köşegenler dik bir kesişiyor burada? Evet hocam. Burada da köşegenler dik mi kesişiyor? Evet hocam. Böyleyken ne oluyor hocam? Bunlar doğrusal olmak zorunda. Aynı hizada olduklarından dolayı. Bu arada e, aile diye noktalar arasındaki uzaklığı vermiş bize. ile diye noktalar arasındaki uzaklığı kaç vermiş? Şekil 1'de de şekil 2'de de aynı olacaktır arkadaşlar. 40 vermiş. Köşegenler birbirini ortaladığı için 20-20 yaptı. 20 burası ilk 10 kök 13'ün burası. Pisagor bağıntısı yapalım. Pisagor bağıntısını ben şöyle yapacağım. Hocam 10'un kök 13 katı. Hocam burası da 10'un 2 katı. O zaman bu kenarda 10'un bu kenarda 10'un kare içinde bu hipotenüs olduğu için arkadaşlar karesi eksi karesi 13'ten 4 çıktı 9. Yani burası kaç yaptı? 30 yaptı. Arkadaşlar burası 30 burası 30 oldu. Tamam. Aynı şeyleri burada da yapalım. Şuraların 30 olduğunu şey yapalım. Yalnız bunu ne kadar aşağı indiğini biliyorum ben. Direkt aşağı indi. Şu direkt aşağı indi. 82 iken 42 oldu. 41'im aşağı indi arkadaşlar. Burası 41'im aşağı indi. Buranın kaç olduğunu biliyorum. 20 olduğunu biliyorum. Hocam burası da 20. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Hop şuradaki mesafe isteniyor. A ile C arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. 90 dereceye karşılık getireceğiz arkadaşlar. E burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. Dikdörtgene tamamlayacağız arkadaşlar işte. Hocam burası 20. E burada da dikdörtgene tamamlayınca burası 40. Burası da 20 değil mi? Evet. Şu uzunluk kaç yaptı? 20, 40 ve 40. 20. Yani 80 yaptı. Hocam şu uzunluk kaç? Ben burayı kaç bulmuştum? 30. E hocam burası da 30. 30, 30, 60 mi yaptı burası? Evet. E bakın dik üçgen şöyle şurada bir dik üçgen var. 60, 80. Burası da kaç yapacaktır? 6, 8, 10'un 10 katı olduğu için 60, 80, 100 yapacağından cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 100 oldu. Yani cevap edremit oldu arkadaşlar. Bir eşkenar dörtgende köşegen uzunluklarının kareleri toplamı 36 ise bu eşkenar dörtgenin çevresi kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize bir eşkenar dörtgen verilmiş eşkenar dörtgen nasıldı arkadaşlar köşegenler dik kesiyor değil mi ve bütün kenarlar birbirine eşitti şimdi dikkat buraya a dersen burası da a buraya b dersen burası da b adam bana ne vermiş Köş eşkenar dörtgende köşegen uzunluklarının kareleri toplamı yani 2a'nın karesi artı 2b'nin karesini kaç vermiş 36 vermiş. Buradan 4a kare artı 4b kare eşittir 36 olduğundan a kare artı b kare kaç oldu o zaman 4'e böldüğümüzde 9. E hocam eşkenar dörtgenin bir kenarına x diyecek olursam a x kare de a kare artı b kare eşit değil mi gençler? Yani 9'a eşit. O zaman x de buradan kaça eşit olacaktır? 3. Çevre isteniyor bizden. Çevrede 3'ten kaç tane var? 4 tane var. 4 tane 3 kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Yani cevabımız akçay oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen AC köşegen. Burada açılar eşit hocam ben buraya alfa alfa dersem burası ne oldu? 2 alfa oldu. Köşegen açı ortay olduğundan dolayı. Hocam burası kaç? 4 alfa. Burası da 4 alfa olduğundan 2 alfa 2 alfa diye paylaştı burayı. E hocam toplamda 3 alfa artı 135 180 değil mi? 3 alfa artı 135 eşittir 180 olacağından 3 alfa eşittir 45 olacağından alfayı buradan kaç buluruz gençler? 15 buluruz. Madem alfa 15 burası kaç oldu? 30 oldu. Hocam burası da 15 burası da 15 diye yazalım isterseniz. Sonra burası ne oldu? 45 oldu. E hocam açı ortayın mantığını kullanayım isterseniz. Ne yapabiliriz? Açı ortay. Bak burada özel açı da var. Kollara çizen dikmeler eşit değil mi? Evet. Burada dik. Burada da dik. Sadece dışarı düşüyor arkadaşlar. Şöyle. Şunlar birbirine eşit. E hocam 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı ne olacaktır? 2 kök 30'un karşısı yarısı kök 3 olacaktır. Hocam burası kök burası da kök 15, 90, 75 kendi emeğinle dik çizdin ama hocam e, kendi emeğinle dik çizdiğinde hani 15-75-90 oluştuysa gittiğin yol yol değildi. Hani bak burada yol oldu. Niye? 135'i parçaladığımız için. Ama 135'i parçaladığımız için böyle 15-75-90 çıktı karşımıza. Ama 15-75 ya bak burası kaç? 30-60-90 üçgeni çıktığı için x'e ait. Burada çıktı. Bazen nadiren de olsa böyle e, gittiğimiz yol yol olabiliyor arkadaşlar. 60'ın karşısı burada x e, ee, o zaman 30'un karşısı 1'dir. Pardon 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1'dir. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı da 2'dir. Bizden de bu isteniyor. Daha değişik yollarla yapılabilir arkadaşlar. Nasıl yapılabilir? Mesela şu 45'in mantığını kullanmak istiyorsanız buradan dik çizip o zaman buradan dik çizer, çizersiniz. Ne bileyim burada 45'in mantığını kullanmak için dışarıdan dik çizebilirsiniz. Bence ama en kolay yöntemi de bu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Cevap denizli. Yukarıdaki kaldırma maçasında ABCD eşkenar dörtgenin bir kenarı 130 santimetre olarak verilmiş. 130, 130 diye yazalım arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi vermiş. E, arkadaş köşegeni çizecek olursam köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Oradaki mesafede dik uzaklıktır. Yani 50 iken burası da 50'dir. Hocam burası da 50'dir. A 50, 13. Yani 50, 130. Yani 5, 12, 13'ün kaç katı arkadaşlar? 5, 12, 13'ün 10 katı. Burası 120. Burası da 120 oldu. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler e, birbirini ortalıyor. Bizden x deniyor. Başka bir şey vermiş mi? Vermiş. CKK iken CD uzunluğu 3K verilmiş. Arkadaşlar CKK iken CD uzunluğu 3K verilmiş. E tamam. Şurada bir kelebek var mı gençler? Var. Kelebekteki oran 3'e 1. O zaman 3K'nın K'ya oranı eşittir. Yukarıdan aşağı. Şuranın 240'ın şuraya oranına eşittiği midir arkadaşlar? 240'ın x'e oranı eşittir. Ve x'i de buradan kaç buluruz? 80 buluruz. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Bir ABCD eşkenar dörtgenini hemen ABCD eşkenar dörtgenini çiziyoruz arkadaşlar. Çizelim şöyle bir hop bala deyip çizdik. Tamam. Harfleri falan da yazın arkadaşlar. Çoğunluğun harfleri yazmadığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz. ABCD yazdım. AD kenarı üzerinde bir E noktasından AC köşegenine çizilen dikme ayağı. Bakın AC köşegenine çizilen dikma mayağından bahsediyor. Ama nereden? AD kenar üzerindeki herhangi bir noktadan şuradan bir dikme çiz diyor sana. Dikme ayağı bakın AD kenar üzerindeki bir E noktasından AC köşegenine çizilen dikme ayağı H'mış diyor. AH kaç? 4. EH kaç? 3. E 3, 4 ise buraya 5 yapıştırdın. HC'yi de kaç vermiş? 12 vermiş. Çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Köşegen çizilmişse eşkenar dörtgende. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesmiyor muydu? Evet diğer köşegeni de çizdim. Dik kesti. A birbirini de ortalıyordu. Toplam 16 ise 8. 8 yapacak. Ne kaldı buraya? 4 kaldı. A hocam ne çıktı? Şunlar birbirine paralel. Aynı doğruya dik. Hocam bunlar değişirse ortalaman çıktı. 3 ise direkt burası kaçtır? 6. E burası da 6'tır. E ne çıktı kardeşim burada? 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıktı. Çevresi de ne olacaktır? 4 tane 10 olduğundan cevabımız 40 çıkar. Yani cevap balık esir oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen. Arkadaşlar eşkenar dörtgen ama lütfen ama lütfen paraya kenarda kullandığımız yöntemleri yine kullanın. Paraya kenarın özel bir halidir sadece bu. Bu 90'sa 90 ise karşısında 90'ı yazın arkadaşım. Ama şuraya kadar 90. Dikkat. Niye? Karşıt kenarlar paralel ya Z'den dolayı ya da U kuralından dolayı. 90'ı yapıştırdın. Ek köşegenler dedik kesiyor. Bunu da yapıştırınca artık soruyu net bir şekilde fark ederiz arkadaşlar. Bakın Verilen bilgiyi kullanmaktır. Bak soruyu görürsünüz diyebilirim aslında. Görme işi diye algılamayın. Eksik bilgileri tamamladığınız zaman tabii ki sorunun çözümünü çok, çok rahat bir şekilde görürsünüz. Öncelikle verilen bilgileri kullanmak zorundasınız. Unutmayın. E hocam burada ne çıktı? E, evet, öklit çıktı kardeşim görmüyor musun? Dikten dik çizildi öklit. Yani şunun karesi bu verilmişse bu çarpı tamamı. Hocam 2 iki kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı A artı 7 olduğundan dolayı Hocam bu 8 yaptı. 8 A ile A artı 7'nin çarpımı 8. A yerine 1 yazdığımızda mı çıkıyor? 1 çarpı 8 yapıyor çünkü burası. Evet. Yani şurası A dediğimiz kaç yaptı? 1 yaptı. Dörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Pisagor bağıntısından buraya ya da H kare eşittir P çarpı K'dan. Tamam H kare eşittir 1 çarpı 7'den de H'ı da buradan kök 7 buluruz. Hocam burası kök 7. E o zaman burası da kök 7. Her şey çıktı mı meydana? Çıktı. Çünkü bir köşegen 2 kök 7. Diğer köşegen burası kök 7 iken burası 7 burası da 7'dir. Hatta buraya da 1 ise buraya da 6 kaldı diyebiliriz. Önemli değil ama köşegenler çarpımının yarısı da alanı vermez mi? Bir köşegen 2 kök 7 çarpı diğer köşegen 14 bölü 2. Yani cevabımız 14 kök 7 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Edremit oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen AC köşegen. Arkadaşlar eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek lazım. Çünkü niye? Köşegenler dik kesiyor. Ee, köşegen verildiğinde de o özel durumu karşılaşmak için diğer köşegeni çizeriz. Çevresini 80 vermiş. 80'i 4'e bölsem bir kenar ne yaptı? 20 yaptı. Hocam bunlar 20. E burası da 20. Burası da 20. Benden x deniyor. Ne üçgene bu? 15-20. Hocam 25 üçgeni yazdık. E Burada öklit bağlantısından falan işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi yapalım o zaman. Mesela 20'nin karesi bu çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Evet. Şuraya A diyecek olursam 20'nin karesi eşittir. 25 çarpı A çarpı 25'tir. A çarpı 25'tir. Hocam bu 20'nin karesi 20 çarpı 20 ya. A çarpı 25 olduğundan 5'e bölsen 5'e bölsen 4, 5 kaldı. 5'e bölsen 5'e bölsen 4 kaldı. O zaman A'yı buradan kaç bulduk? 16 bulduk. A 16 ise arkadaşım buraya kaç kaldı? 9. E hocam burası 16 iken köşegenler de birbirini ortalıyordu ya. 16 iken burası da 16 olmayacak mı? Evet. X art 9 eşittir 16 ise X de buradan kaç buluruz? 7 buluruz gençler. Evet cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen 2, 1, 8 ve X verilmiş. Onlar isteniliyor bizden. Arkadaşlar bu açı ortay ya. Açı ortay aynı zamanda köşegen değil midir? E devamı köşegendir. Tamam. 1 2 kök 5 üçgenden burası kök 5 mi yaptı? Aynı zamanda bu da açıortaydır. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hocam yapacağımız şey belli diyoruz ama belli de değil aslında. Ne yapabiliriz? E köşegen çizelim yapacak bir şey yok. Bir köşegen verilmiş zaten. Diğer köşegeni de biz çizelim. Diğer köşegen çizdiğimiz zaman köşegenler nasıl kesişir arkadaşlar? Dik kesişir. E bulunur. Evet şuradaki şeyi bulabiliriz artık arkadaşlar. E arkadaşlar 90 da var. Alfa beta'ya mı dalacağız burada? Dal kardeşim alfa beta. Alfa 90 ise burası beta. Hani özel bir durum yok. O zaman bunu yapmalıyız. E, şuradan dik çizerek de çıkartabiliriz aslında ama gerek yok. Şimdi arkadaşlar burada 90'ın karşısı var. 90'ın karşısı burada da 90'ın karşısı var. iki i̇ki üçgen benzer ya. 90'ın karşısı kök 5 bölü 90'ın karşısı 10. Kök 5 bölü 10 eşittir. Şimdi bana neresi lazım? Beta'nın karşısındaki köşegen lazım. O zaman beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı şurası diyelim arkadaşlar, a artı kök 5 diyelim, a artı kök 5. Ya da bunun tamamına e, y diyelim arkadaşlar, tamam mı? Tamamına y diyelim. 2 bölü y yaptı. Buradan ne geldi arkadaşlar? Kök 5 y eşittir. Kök 5 y eşittir 10sa pardon, 20 ise y de buradan 20 bölü kök 5, beş. kök 5 ile çarparsam 20 kök 5 beş bölü 5'ten 4 kök 5 geldi. Hocam y 4 kök 5s. Buraya o zaman kök 5'i buradaysa 3 kök 5 kaldı. Hocam burası 4 kök 5e, bur da 4 kök 5'tir. x uzunluğu da ne oldu? 3 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı yaptı. Yani 7 kök 5 yaptı arkadaşlar. Cevap uzak çay oldu.